Evet, merhaba arkadaşlar. Koni başlıklı sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. Yine bakın burada koninin şekli ve koninin açılımı verilmiş arkadaşlar. Burada H dediğimiz şey koninin yüksekliği, A yani PB uzunluğu koninin ana doğru parçası, R de taban yarıçapı arkadaşlar. Açılıma baktığımız zaman koni bir daire dilimi ve bir tam daireden oluşmakta. Buradaki alfa bu daire diliminin merkez açısı oluyor arkadaşlar. Yanal alan da bu daire diliminin alanı oluyor. Şimdi orada tabi daire dilim alan formülünden hareket ederek yanal alanı bakın pi çarpı a çarpı r olarak bulabiliyoruz. Buradaki alfa da arkadaşlar bakın şuradaki yay uzunluğu normalde a yarıçaplı dairenin yay uzunluğuna eşit olmuş oluyor. Bu da 2 pi çarpı a çarpı alfa bölü 360 geliyor arkadaşlar. Bu da buradaki a üssü yay uzunluğu da arkadaşlar aslında koniyi kapattığımızda buradaki dairenin çevresine eşit oluyor. Yani bunu da 2 pi r'ye eşitlediğimiz zaman bak şurada önemli bir formül daha buluyoruz. R bölü a oranı alfa bölü 360'a eşit oluyor. Hacim de zaten taban alanı pi r kare h, taban alanı pi r kare yükseklik h bölü 3 geliyor. A, h, r arasındaki ilişkiyi de Pisagor'la hallediyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu ben alıyorum. Siz yine kitabınızdan takip edin. Sorulara başlayabiliriz. Soru 1. Dik koninin açılımı verilmiş. Taban yarıçapı 2, yüzey yarıçapı 8. Buna göre alfa kaç derecedir demiş. Formüle baktığımızda R bölü A vardı. Yani 2 bölü 8 alfa bölü 360 oluyordu arkadaşlar. Buradan da içler dışlar çarpımı yaptığımızda 720 eşittir 8 alfadan. 720'yi 8'e bölersek alfa buradan 90 derece gelir. Soru 2. Taban yarıçapı 3 birim, cisim yüksekliği 4 olan koninin ana doğru uzunluğu demiş. Yüksekliği 4, taban yarıçapı 3. Şurası da koninin ana doğrusuydu arkadaşlar. Buradan baktığınızda, hatta şekli şöyle de tamamlayalım bir görsellik olsun. Buradan da 3, 4, 5 üçgeninden ana doğru uzunluğu 5 gelir. Taban yarıçapı 3, yüksekliği 4 olan dik koninin hacmi demiş. Formüle bakarsanız pi r kare h bölü 3'tü. Yani pi çarpı r'nin karesi çarpı h bölü 3 gelecek arkadaşlar. Buradan da cevap 12 pi çıkacak. Evet, soru 4. Burada da yanal yüzey alanı sorulmuş. Yanal yüzey alanında formüle baktığınızda pi çarpı a çarpı r'ydi arkadaşlar. Tabi bakın yükseklik 4, taban yarıçapı 3, dik üçgene baktığımızda burası da a'ydı. A da buradan arkadaşlar ne gelecek? 3, 4, 5 üçgeninden 5 gelecek. Pi çarpı r'si 3, a'sı 5. Buradan da yanal yüzey alanı 15 pi birim küp gelir. Soru 5. Yanal yüzeyinin merkez açısı 120 derece olan. Yani burada alfayı 120 derece vermiş. Açılımında yanal yüzeyinin yarıçapı. Yanal yüzeyinin yarıçapı aslında arkadaşlar A demekti. Yani ana doğru parçasıydı. Buradan A da 6. Taban yarıçapını sormuş. R bölü A yani R bölü 6. Alfa bölü 360'tı. Alfa da 120. Bakın bunları oranladığımızda 1'e 3, içler dışlardan 3R eşittir 6'dan, R de buradan 2 gelir. Soru 6. Hacmini sormuş. Arkadaşlar bakın buradan bir Pisagor yaparsak
4'ün karesi artı r'nin karesi 3r'nin karesi. 3r'nin karesi 9r kare olur. Buradan r kareyi bu tarafa attığımızda 8r kare eşittir 16'dan r kare 2, r de kök 2 gelir arkadaşlar. Hacim de taban alanı yani r kare çarpı yükseklik, bakın 4 verilmiş yükseklik, bölü 3, r kare zaten 2 idi, pi çarpı 2 çarpı 4 bölü 3'ten cevap 8 pi bölü 3 gelir. Evet, soru 7. Dairesel dik koninin yanal yüzeyi taban düzlemine paralel bir düzlemle kesiliyor. Oluşan ara kesit düzlemi hangi geometrik şekli oluşturur demiş arkadaşlar. Yani şöyle bir koni var. Bunu taban düzlemine paralel kestiğimizde arkadaşlar şöyle başka bir ne oluşacak? Çember oluşacak. Evet, soru 8. Taban yarıçapı 3, ana doğru uzunluğu 6 olan koninin hacmi kaç pi santimetre küptür demiş. Taban yarıçapı 3, ana doğrusu 6. Buradan indirdik. Yüksekliği bulacağız. Yüksekliğe h dersek h kare artı 3'ün karesi eşittir 6'nın karesinden. H kare 27. H da buradan kök 27'den 3 kök 3 gelir. Hacim de taban alanı yani pi çarpı r kareden pi çarpı 3'ün karesi, yükseklik 3 kök 3 bölü 3'ten sadeleştirdiğimizde cevap 9 kök 3 pi santimetre küp gelir. Evet, soru 9. Yanal yüz açılımı verilen koninin kapalı şeklinin hacmi demiş. Tabi burada bakın A'yı biliyoruz 6, alfa da 120 derece. Taban yarıçapını bulmak için R bölü 6 eşittir 120 bölü 360'dan. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda R'yi 2 buluruz arkadaşlar. Koninin kapalı şeklini çizdiğimizde bakın R'si 2. Bu 6 kapattığımızda ana doğru parçası olacak. Yüksekliği bulmak için de Pisagor yapacağız. H kare artı 2'nin karesi eşittir 6'nın karesinden. 36 eksi 4'ten H kare 32. H da buradan kök 32'den 4 kök 2 gelir. Hacim de pi çarpı R kare çarpı H bölü 3'ten cevap 16 kök 2 bölü 3 çarpı pi gelir. Evet, soru 10. 6 santimetre yarıçaplı yarım daireden bir koni oluşturuluyormuş arkadaşlar. Yarım daire olduğuna göre bakın alfa 180 derece olacak. Yarım daire bu açınımı verilmiş arkadaşlar. Açınımın yarıçapı ana doğru parçası uzunluğuydu. Yani A 6. Buradan R bölü 6 eşittir 180 bölü 360'dan. İçler dışlar yaparsak R'yi buradan 3 bulacağız. Kapattık. Az önceki sorunun benzeri. Bakın yarıçap 3, ana doğru parçası 6. H'ı bulmak için tekrar Pisagor yapıyoruz. H kare artı 3'ün karesi eşittir 6'nın karesinden. H kare 27. H da buradan 3 kök 3 gelir. Hacim de pi çarpı r kare çarpı h bölü 3'ten 3'ler sadeleşir. Cevap
9 kök 3 pi gelir. Evet, soru 11. Bir dik silindir tabana paralel bir düzlemle kesiliyormuş arkadaşlar. Tabana paralel bir düzlemle kestiğimizde bakın iki tane aslında silindir oluşur. Tepe noktaları ara kesit düzlemi üzerinde olan iki tane koni oluşturuluyormuş. Konilerin tabanı silindirin tabanıymış. Yani arkadaşlar bir bakın böyle silindir. Bir de böyle silindir oluşturuluyor. Silindirin hacmi 24 birim küp ise konilerin hacimleri toplamı kaç birim küptür diyor. Şimdi bakın şuraya R, şunun yüksekliğine H1, şunun yüksekliğine H2 diyelim. Şimdi silindirin hacmi pi çarpı R kare yükseklik H1 artı H2 olur. Bu 24'müş. Bakın bunu açtığımızda pi r kare çarpı h1 artı pi r kare çarpı h2 gelir. Silindirli konilerin hacmi arkadaşlar taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü. Pi çarpı r kare çarpı h1. Bakın bunları 3'e bölersek aslında konilerin hacimleri toplamını bulmuş oluruz. O zaman bunu da 3'e böldüğümüzde cevap 24 bölü 3'ten 8 gelir. Evet, soru 12. Taban dairesinin çapı 12 cm, cisim yüksekliği 18 olan dik koni biçimli kap su ile doludur demiş. Şöyle bir koni çizelim. Çapı 12 ise yarı çapı 6 yapar. Yüksekliği 18'miş arkadaşlar. Kap taban dairesinden 9 cm uzaklıkta bir noktadan deliniyor. Suyun bir kısmı boşaltılıyor diyor. Taban dairesine 9 santimetre uzaklıkta. Yani arkadaşlar şurası 9, burası da 9. Şimdi normalde içindeki suyun hacmi pi çarpı 6'nın karesi çarpı 18 bölü 3'ten 216 pi gelecek arkadaşlar. Kalan suyun hacmi diyor. Bakın giden su burası olacak. Boş olan su da bakın. Burada aslında taban düzlemleri birbirine paralelse normal üçgenlerde benzerlik yapabiliyoruz. 9 bölü 18'den 1'e 2 oran var. O zaman burası da 1'e 2 oran olması için taban yarıçapı 6 ise buranın yarıçapı 3 olur. O zaman boşalan suyun hacmi de taban yarıçapı 3, pi çarpı 3'ün karesi, yükseklik 9 bölü 3'ten ne gelir? 27 pi gelir. O zaman kalan su da 216 eksi 27 pi'den 189 pi gelir. Evet, soru 13. Taban çapı 4'müş arkadaşlar. O zaman buralar 2. Ana doğru parçası 6'ymış. A noktasındaki hareketli yüzey üzerinden tekrar A noktasına dönüyormuş. Bakın arkadaşlar bunu açtığımızda aslında buradaki A noktası buradaki noktayla çakışıktır. Bunu kapattığımızda bu iki nokta aynı yere gelir. Burası P noktası. O yüzden hareketli, bakın bunu renkli gösterelim. Hareketlinin alacağı en kısa yol tekrar A'ya dönmesi için A'dan A'ya gittiği uzaklık. Yani şu uzaklıktır. İstiyorsanız bunu A üssüyle gösterelim. Şimdi bakın ana doğru parçası 6. Bu açınımdaki yarı çapa eşitti. Yani buralar 6. Merkez açıyı bulmak için ne yapıyorduk? R bölü A. Yani 2 bölü 6 eşittir alfa bölü 360'dan. Buradan alfa 120 derece gelir arkadaşlar. Ve bakın burada bir ikizkenar üçgen oluşur. 30-30 120 üçgeni. Bu da neydi? 120'nin karşısı 30'ların karşısının kök 3 katıydı. O yüzden hareketlerin alacağı en kısa yol 6 kök 3 gelir. Evet,
Soru 14. Bakın, bir tane koni orta noktasından geçen tabana paralel bir düzlemle kesilmiş. S1 bölü S2 oranı sorulmuş. Bakın buraya K, K dersek burada ne oranı var arkadaşlar? K'ya 2K oranı var. O zaman yarı çapları oranı da K bölü 2K'dan 1 bölü 2 olmalı. O zaman buraya M dersek arkadaşlar burası 2M olur. Alanları da S1'in alanı pi çarpı m kare, S2'nin alanı pi çarpı 2m'nin karesidir. 2m'nin karesi de 4m kare yapar. Sadeleştirdiğimizde de cevap 1 bölü 4 gelir. Evet, soru 15. Bakın burada bir kesik koni var. Kesik koninin hacmi sorulmuş. Arkadaşlar kesik koniyi yukarıdan tamamlayacağız ve benzerlik kullanacağız. Yani şöyle tamamladığımızı düşünelim. Bakın burası 6, burası 5, burası 3. Şuradan arkadaşlar bakın indirdiğimizde 3, 3, 3, 4, 5 üçgeni gelir. Burası 4 olur. Bakın yarı çapları oranı ne? 1'e 2 oran var arkadaşlar. O zaman yükseklikler oranı da 1 bölü 2 olması gerekir. O yüzden burası 4 çıkar. Şimdi ne yapacağız? Büyük koninin hacminden, yani pi çarpı taban yarıçapı 6, yüksekliği 8 bölü 3 eksi üstteki küçük koni taban yarıçapı 3, yüksekliği 4 bölü 3 yapacağız. Buradan cevap 96 pi eksi 12 pi'den 84 pi gelecek. Evet, soru 16 arkadaşlar. Kare dik prizma içine en büyük boyutlarda koni yerleştiriliyormuş. Yani şöyle bir kare prizma çizelim. Bakın bunun içine yerleştirilebilecek en büyük boyutlardaki koni şu olacak arkadaşlar. Yani koninin taban dairesi kare prizmadaki kareye, içeriden bütün kenarlara teğet olacak. Şimdi koninin taban yarı çapını r edersek o zaman karenin bir kenarı 2r olacak arkadaşlar. Yüksekliğine h dersek bakın koninin yüksekliği de h olacak. O zaman koninin hacmi pi çarpı r kare çarpı h bölü 3. Prizmanın hacmi taban alanı 2r'nin karesi, yükseklik h. Buradan da bakın h'lar gidecek. Pi r kare bölü 3. Bu da 4 r kare olacak. Bunları da sadeleştirdiğimizde cevap pi bölü 12 gelecek. Evet, soru 17. Taban dairelerinin yarıçapları 3 ve 5 olan kağıt bardak kesik koni biçimindedir. İçi su ile dolu olan bardak taban dairelerine eşit uzaklıkta olan bir noktadan deliniyor. Bir miktar su boşaltılıyor. Kalan suyun hacminin boşalan suyun hacmine oranı sorulmuş. Taban dairenin yarıçapı 3 ve 5. Bakın 3, 5. Aslında burası ne olacak arkadaşlar? 4 gelecek. İçi su ile dolu olan bardak taban dairenin eşit uzaklıkta olan bir noktadan deliniyor. Bir miktar su boşaltılıyor. Kalan suyun hacminin boşalan suyun hacmine oranı. Bakın bunu böyle uzattığımızda şimdi arkadaşlar buradaki benzerlik oranlarından gideceğiz. Bakın burada şu koniden baktığımızda benzerlik oranı 3 bölü 4 olacak. O zaman hacimler oranı küpünü aldığımızda 3'ün küpü bölü 4'ün küpünden 27 bölü 64 gelecek. O zaman buranın hacmi 27 ise tamamı 64 olması için 64'ten 27'yi çıkarırsak burası 37 olacak.
Şimdi buradaki 27'lik koni ile büyük koniden bakarsak bu sefer benzerlik oranı 3 bölü 5 olacak. Burada hacimler oranı 3'ün kübü bölü 5'in kübünden 27 bölü 125 gelecek. Bakın burası 27 idi. 37 de burada var. 64. 125'ten 64'ü çıkarırsak buraya da 61 kalacak arkadaşlar. Kalan suyun hacmi 37 birim. Boşalan su da 61 birim olduğu için cevap 37 bölü 61 gelecek. Evet, soru 18. Yine bir kesik koni. CD uzunluğu 4. O zaman burası 2. AB uzunluğu 8. O zaman burası 4 olacak. Bakın yine bunu tamamladığımızda bakın benzerlik oranı yine 2'ye 4, 1'e 2 olacak. O zaman yükseklikler oranı da 1 bölü 2 olması için. Bakın burası 6 ise burası da 6 olacak. Şimdi büyük koni taban yarı çapı 4. Yükseklik 6'dan 12. Bunu 3'e böldük. Eksi üstteki küçük koni taban yarı çapı 2. Yükseklik 6 bölü 3. Buradan 64 pi eksi 8 pi'den cevap 56 pi gelecek. Evet, soru 19. Bir silindirin içinde koni verilmiş arkadaşlar. Bakın silindirin yüksekliği 8. O zaman bu koninin yüksekliği de 8 olmuş olur arkadaşlar. Taban alanı pi çarpı 3'ün karesi, yükseklik 8 bölü 3 yaptığımızda buradan da cevap 24 pi gelir. Ve koninin son sorusu arkadaşlar. ABC eşkenar üçgeni BC etrafında 360 derece döndürülüyor. Eşkenar üçgenin bir kenarı 6 ise elde edilen cismin yüzey alanı diyor arkadaşlar. Aslında ne elde edilecek? Bir koni elde edilecek arkadaşlar. Bakın şöyle bir BC etrafında döndürdüğümüzde iki tane koni elde edeceğiz. Bakın burası 3, 3. 60'ın karşısı da burası 3 kök 3 olacak. İki tane koni, taban yarı çapı 3 kök 3, ana doğru parçası 6 olan iki tane koni olacak. Yanal alan pi çarpı r çarpı a'ydı. Yani pi çarpı 3 kök 3 çarpı 6, 18 kök 3 pi geliyor. Ama iki tane olduğu için arkadaşlar, taban tabana iki tane koni oluştuğu için cevap, bir de bunu 2 ile çarparsak 36 kök 3 pi gelecek.